sordum. Sen derinden hoşlanıyor musun? Saçmalıyorsun Pınar ya. Ne hoşlanması? Yok öyle bir şey. Yani sadece iyi vakit geçirdik, o kadar. Ne bileyim. Bu kadar övünce. Merhaba. Merhaba. Nasıldı konser? Ben de onu anlatıyordum canım. Harikaydı. Süper bir şey kaçırdınız hanımlar. Ya şimdi bırakın siz konseri falan. Derdimiz başka. Yine ne oldu Pınar? Dedem. Onur'un Defne'nin babası olduğunu söylemek zorundayız. E ne var ki bunda? Siz evlendikten sonra Mehmet Fikri Dede böyle bir şeye kızmaz ki. Değil mi Mehmet? Bilmiyorum. E nasıl açıklayacağız peki? Gördük. Kabullenmek kolay olmuyor. Şimdi her şey de yolundayken. Yani yine saklayacağız. Evlendikten sonra artık. Bence de en iyisi bu. Ya adam demez mi bu sefer niye beni aptal yerine koydunuz diye? Yine mi yalan söyleyeceğiz ya? Yalancı olduk vallahi ha. Çok affedersin, geç kaldım. Önemli değil. Gerçi kalkmak üzereydim ama... Yetişebildiğime sevindim. Artık tanışalım mı? Tabii. Bahar. Gökhan. Bana ihtiyaçları var. Böyle ansın çekip gitmek olmaz. Hem zaten buna alışmaları bile kolay değil. Ben gerçek bir başlangıç olsun, huzurla yaşayalım istemiştim. Merak etme. Burada da mutlu olacağız. Sevdiklerimizin yakınında. Umarım Ahmet. Tek isteğim bu artık son olsun. Sürekli yalan söyleyerek onu incitiyoruz. Pınar yine çok sinirlenecek, yine çok kırılacak. Ya tamam haklısın. Ya ama buna çok kızıp engel de olabilir. Ya niye engel olsun ki Mehmet? Pınar Defne'nin babasıyla evlenecek. Bu mutlu olunacak bir şey. Ne var bunda? Bak bunu kabullenmesi zor olabilir. Çünkü bu yıllar önce olmuş bir şey. Yani öğreneceği şey Onur'a olan güvenini azaltabilir. Her şeyden önce bu kadar mutlu olmaya yaklaşmışken herhangi bir sorun çıkmasını istemiyoruz Gümüş. Tamam, belki de ben. Tamam. Hadi ağlama artık ya. Onun da bu kadar üzülecek ne var anlamadım. Ne bileyim ben, televizyon izlerken bile ağlayasım geliyor bazen. Benim sinirlerim bozuldu galiba. Ben biraz ağlayayım, tamam kendime gelirim. Bir şey var ama. Bilmiyorum ya. Mutlaka denemelisin. Adrenalin müthiş bir şey. Motor, hız. Yani hiç bana göre değil. Neden? Ne bileyim. Çok riskli. Yani çocukluğumdan beri hiç hoşlanmadım motorlardan. Peki hiç denedin mi? Tabii ki hayır. Denemeden reddediyorsun yani. Belki seveceksin. Pardon. Söyle güzelim. Ya yapma ya. Unutmuşum. Tabii uğrarım. Tamam. Nerede? Olur. Hadi öpüyorum. Bu arada çok dağıtma. Tamam. Bir arkadaşımın doğum günü varmış. Buradan çıkışta beraber gider miyiz? Ne dersin? Yatmak için geç bile kalıyorum. Sabah erkenden toplantım var. Saat daha çok erken ama. Doğru. Toplantılar beklemiyor değil mi? Gençliğimizi plazalara gömüyoruz. Umarım birkaçımız hayatımızın yanımızdan akıp gittiğini fark eder de kendisini kurtarır.
Gece kuş olmuşsun yine. Ay Kader, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben kötüyüm ya. Sürekli ağlıyorum ben. Kader insan her şeye alınıp her şeye ağlar mı ya? Hamilelik işte. Aşırı hormon yükleniyorsun. Doğal olarak dengelerin bozuluyor. Aşırı tepki hassasiyet gösteriyorsun. Nasıl bir şey bu hormonlar ya? Ne yaptın peki, Mehmet'e söyledin mi? Geciktirdikçe söylemek zorlaşır ama. Bir uygun vakit bulsam hemen diyeceğim. Sen yarat uygun vakti. Nasıl yaratacağım? Adaya gitsenize. Sessiz, sakin. Çok romantiktir şimdi. Doğru söylüyorsun ya. Bu benim aklıma hiç gelmedi Kader. Baş başa da kalmış oluruz. Kader çok sağ ol ya. Mehmet'in de hoşuna gider. Hı-hı. Sürpriz yaparım. Nereye gideceğimizi de söylemem. Belki kabul etmesi daha kolay olur, değil mi? Gümüş, sen bu çocuğu istiyor musun? Kader var ya, ben bu çocuğu her şeyden çok istiyorum. Ama işte Mehmet de istesin istiyorum Kader. Adama şu parayı uzatır mısınız dedim. Şöyle bir baktı. Öyle mi? Ben senin hizmetçin miyim? Kalk kendin ver dedim. Hayır. Amca dedim, siz önde oturuyorsunuz. Şoförü daha yakınsınız, ondan uzatıyorum dedim. Adam ayağa kalkıp öyle mi? Oldu o zaman. Gel yer değiştirelim dedi. Peki ne yaptınız? Adam zaten iki büklüm. Dolmuş kalabalık. Bir de adam kimseyi kendisine değdirmiyor. İtiş kakış böyle yer değiştirdik. Hep merak etmişimdir. O kadar insan o küçücük şeye nasıl sığıyorlar diye. Şoför boş yer var, boş yer var, sıkışın, sıkışın dedikçe mecburen sıkışıyorlar. Bu arada sordum ama söylemedim. Neyi? İşini. Mafyamızın yoksa.